İsmail Saymaz, 10 Ekim 2024, Halk TV İmamoğlu'na özel ceza tarifesi uygulamış. Günlerdir Ekrem İmamoğlu'nun ahmak davası konuşuluyor. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin vereceği karar Türkiye'nin geleceğine tesir edecek. Son söz Yargıtay'da. Ancak eğer 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanırsa CHP'ye ve muhalefete İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı gösterirseniz siyasi yasak getiririz. Muhtar bile olamaz mesajı verilmiş olacak. Bu ikidir böyle. Hatırlayın iki yıl önce de aynı filmi izledik. 14-27 Mayıs 2023'teki genel seçimden 6 ay önce İmamoğlu'na yüksek seçim kurulu üyelerini ahmak dediği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet veren İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Mehdi Komşul sandığa açıkça müdahale etmişti. Komşul böyle bir kararı vereceği bilindiği için tercih edildi ve o mahkemeye atandı. Çünkü davaya bakan hakim Hüseyin Zengin İmamoğlu'na ceza vermeye yanaşmadığı fark edilince Samsun'a sürüldü. Yerine komşulun getirilmesi boşuna değildi. Komşulun İngiltere'de yüksek lisans yapan kardeşi Muhammed Ziya, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile iltisakı nedeniyle KHK ile akademiden ihraç edilen 157 akademisyenden biriydi. Muhtemelen komşul bu zaafından yakalandı. Yoksa İmamoğlu'ndan önce baktığı hakaret davalarındaki kararları incelendiğinde hiç de ahmak sözcüğünden 2 yıl 7 ay 15 gün verecek bir hakime benzemiyor. Hakaret edilen hatta küfredilen Erdoğan olsa bile. Örnek mi istiyorsunuz? Erdoğan'a küfre 11 ay 10 gün İstanbul Kartal'da 2016'da çevreyi rahatsız ettiği için gözaltına alınan bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nu kastederek hepinizin A.K. K. diye küfrediyor. Cumhurbaşkanına hakaretten açılan dava, İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi komşulun önüne geliyor. Dava 2018 yılında sona eriyor. Ahmaktan ötürü 2 yıl 7 ay 15 güne hükmeden komşul, Cumhurbaşkanına edilen hakarete ve küfre müebbet verir diye düşünüyorsunuz değil mi? Hayır, 1 yıl 11 ay 10 günle yetiniyor. Üstelik bu istisnai bir karar değil. Yine bir kişi 2014 ve 2015'te sosyal medyada Erdoğan hakkında ağır ifadeler kullanıyor. 26 Şubat 2014'te Facebook'ta şunları yazmış. Alo Bilal, selamun aleyküm babacım. S nokta nokta. Evet babacım, sıfırladık. S nokta nokta diyorum oğlum, S nokta nokta. Sen paraları taşırken görüntü varmış. Şey yapayım mı babacım? Oğlum git öl. Bir paylaşımında Erdoğan için başçalan ifadesini kullanıyor. 2015 yılında Twitter'da Erdoğan'ın fotoğrafını alıntılayarak şunları yazıyor. Milletin A nokta nokta K nokta nokta anlamadılar. Köprü ihalesi verdiler olmadı. Vergi borcunu sildiler, yetmedi. Yetmedi, bir de ödül veriyorlar. Bu yargılama 2019'da bitti. Ahma siyasi yasak getiren hakim, başçalan diyenin seçme hakkını elinden alır diye zannedersiniz. Hiç de öyle olmadı. Komşul failin güttüğü amaçla kastın ağırlığını dikkate alıp 455 gün para cezasına hükmetti. Tanığın kişiliği, duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler nedeniyle cezayı 9100 TL'ye çevirdi. Onu da 20 takside böldü. Sanığın sabıkasız oluşu, iyi hal ve davranışı nazara alınarak hükmün açıklanmasını erteledi. OÇ ifadesine para cezası Komşul, bir polis ve hemşireye edilen küfürde de para cezasını uygun gördü. Kartal'da 2017 yılında alkollü vaziyette kazaya karışan bir kişi polislere ''Bırakın beni o.ç. siz kimsiniz?'' diye küfretti. Açılan dava 2021'de bitti. Ahmak ifadesinin tarifesine bakıp komşulun O.Ç. için ne ceza verdiğini siz hesap edin. Hapis mi? Kürek cezası mı? Yoksa Sinop'a sürgün mü? Tabii ki hayır. Komşul 442 gün adli para cezasına hükmetti. Sonra bu cezayı 8840 TL'ye çevirip 20 taksitte ödenmesine karar verdi. Komşul İmamoğlu'na ceza verdiği yıl 2022 yılında bir başka hakaret davasına daha baktı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Servisi'nde ziyaret saatinin dışında çocuğunu görmek isteyen kişi izin vermeyen hemşireye Ananızı S. nokta 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 hastanenize dedi. Bu dava 17 Mart 2022'de bitti. Ahmak'ta Türk yargı tarihinin hakaret suçuna verilmiş en ağır cezasını uygulayan hakim bu münasebetsiz adamın velayet hakkını elinden almıştır diye akıl yürütebilirsiniz. Hakim Bey o kadar merhametsiz değil. Komşul 547 gün adli para cezasına hükmetti. Cezayı 9100 TL'ye çevirdi. Yanlış anlaşılmasın. Ben komşulun verdiği cezaların daha ağır olması gerektiğini savunmuyorum. Hapis cezasını önermiyorum. Aksine hakaret davalarındaki ceza pratiğinin düşünce ve ifade hürriyetini ihlal ettiği düşüncesindeyim. Hakaret suçlarında özgürlükçü davranılmalı. Siyasetçiler ve kamu görevlileri toleranslı olmalı. Hakaret cezaya değil, tazminat davasına konu edilmeli. Cumhurbaşkanına hakaret ayrı bir madde olarak düzenlenmemeli. Kamu görevlisine yönelik sözler hakaret suçunun nitelikli hali olmaktan çıkarılmalı. Burada başka bir sinsilik var. Hangisi daha ağır? Hakim Mehdi Komşul, Cumhurbaşkanına, başbakana, polislere ve hemşireye edilen yakası bağı açılmamış küfürlere en çok 11 ay 10 gün hapis cezası verirken bazılarını paraya çevirirken hatta hükmün açıklanmasını ertelerken ahmak dediği için 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası keserek İmamoğlu'nu yasaklı hale getirmek istiyor. Allah aşkına hangisi daha ağırdır? Ahmak mı? Ananızı s. nokta nokta mı? Ahmak mı? hepinizin nokta mı? Komşul Erdoğan'a edilen küfürleri İmamoğlu'nun ifadesinden daha hafif mi buluyor? Komşulun önceki hakaret davalarında ahmaktan daha ağır ifadeler için verdiği düşük cezalar İmamoğlu'na özel bir mahkumiyet tarifesi uyguladığını kanıtlıyor. İsmail Saymaz